Der iki farklı görüş ortaya çıktı. Gürkan Zengin'e döneyim. Resul Tosun diyor ki yani İzmir'deki saldırıdan sonra HDP mağduru oynuyor. HDP'yi eleştirmek bir provokasyonu, bu provokasyonu savunmak gibi oldu adeta. Bunun içinde diyor bu saldırının arkasında emperyalist güçler vardır. Ali Haydar Fırat ise bunu yani bu HDP'ye yaradı diye bakmak çok yanlıştır dedi. Ayrıca iddianameyi de gizli tanığı vesaire eleştirdi. Onların hukukçulara soracağım ama İzmir'deki saldırıyla HDP'ye kapatma davası arasında bir ilişki var mı size göre Gürkan Bey? İki ayrı konu. Aralarında irtibat kurulabilir, kurulmayabilir. Yani biraz Mithat Sancar'ın sözleri üzerinden de soruyorum. Yani bu saldırıdan ya baksın Anayasa Mahkemesi ve kapatmasın bizi. Yani bir hukukçunun bunu söylemesi de bir garabet. O saldırıya bak ve önündeki dosyaya bakmadan karar ver filan gibi bir talepte bulunmuş oluyor. Olacak iş değil yani. Orada bir cinayet var, bir katliam girişimi var. Her şekilde kınanması gereken bir alçakça bir saldırı var. Bir genç kızımız hayatını kaybetmiştir. Bu başka bir konu. Burada bir kapatma davası var. Bir siyasi partiye dair bir kapatma davası var. Efendim siyaseten bu Türkiye laboratuvarını bilmiyor musunuz? Bu irtibatlar kurulabilir. Kurulabilir. Bir takım komplo teorilerini biz de görüyoruz. Olabilir. Yani Resul Bey'in sözünü ettiği şekilde de olabilir. Tersi de olabilir. Ama ben başka bir şey söyleyeyim. Yani bu hukuken kuvvetli irtibat onunla bu doğrudan irtibatlıdır demek mümkün değil. Ama Ali Haydar Fırat'ın sözlerinden devam edecek olursak HDP'nin ne olduğunu ne olmadığının ortaya çıkması için bu milletin HDP'nin ne olduğunu ne olmadığını görebilmesi için gizli tanıklara falan ihtiyacı yok. HDP'nin 2012'den itibaren kurulduğu tarih budur. Sergilediği tavır ortadadır. HDP maalesef yani Kürt kökenli seçmenlerin bir temsilcisi olmak veya bütün Türkiye genel seçmenlerinin bir temsilcisi olmak için bir muhalefet partisi olarak bir meşru siyasi hareket olarak kurulmuş olsa da böyle davranmamış bir partidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik mücadelede PKK'nın Suriye sahasında, Irak sahasında, Mezopotamya'da üstlendiği misyonun Türkiye sahasının içinde siyaset alanındaki uzantısı gibi davranmıştır. Bu net. Bunu net derken kapatılmalıdır demiyorum. Bu siyasetçilerin, gazetecilerin vereceği bir karar değildir. Bunu hukukçular verecekler. Resul Bey'e katılmadığım şey şudur. Biz siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Nasıl karşısınız? Anayasayı ne yapacağız? Anayasanın hükümlerini ne yapacağız? Başta siyasi partiler yasası olmak üzere öteki yasaları ne yapacağız? Yani Türkiye bir hukuk devleti ise, kanunları, anayasası varsa, bir siyasi parti terörle iltisaklıysa, terörün uzantısı gibi davranıyorsa, örgütü kınamıyorsa, siz söylediniz Avrupa'da terörü kınamamak bile, terör örgütünü kınamamak bile bir kapatılma vesilesidir. Demokrasi öyle herkesin kafasına göre hareket edeceği bir rejim midir? Böyle bir şey yok. Eğer bir siyasi parti böyle hareket ederse kapatılır. Kim kapatır? Bağımsız mahkemeler delillere bakarak kapatır. Ha Türkiye'de böyle mi oluyor? Maalesef böyle olmuyor. Ali Haydar'a katıldığım şey de bu. Türkiye'de maalesef birkaç şey hiç olmadı. Bir tanesi bağımsız yargıdır. Bütün tarihimiz boyunca bağımsız yargıya sahip olmamış bir ülkeyiz. Bu ülkenin vatandaşlarıyız biz. Şimdi baktığınız zaman siyasi partiler işlerine gelen zamanlarda işlerine gelen şekilde yargıya müdahale ediyorlar. Eğer HDP kapatılmayı hak eden bir parti ise şahsi kanaatim olarak öyledir. 2012'de de bunun delilleri vardır. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz yani dedi. Yani Ali Haydar Bey bu siyasi bir meseledir diyor. Siz de oraya mı geliyorsunuz? Oraya da geliyorum. Hem siyasidir hem hukukidir. Hukukidir. Mesela Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dediği anda birkaç hafta içinde HDP'yi kapatırsınız. Teröre açık destektir. Örgütün belediye otobüslerine bomba koyan, Türk askerini, Türk polisini şehit eden, 40 yıldır mücadele ettiği bir örgütün liderini heykelini dikeceğini söyleyemez bir siyasi partinin genel başkanı. Ali Haydar Fırat sözlerini bitirirken bu dava iktidarın Kürt sorununa bakışın meselesidir dedi. Oraya mı varıyorsunuz? Hayır oraya yani o boyutları da vardır elbette. Yani çözüm süreci sırasında başka bir tavır. Çözüm sürecinin sona ermesinden sonra başka bir tavır. Bunları görüyoruz. Yani bunlar inkar edemeyeceğiniz gerçeklerdir. 2014 Ekim ayında Kobani olayları sırasında HDP'den yapılan açıklama, Selahattin Demir tarafından yapılan açıklama, Selahattin Demirtaş tarafından yapılan açıklama da kapatma vesilesinin çok temel somut
delillerinden biri olabilirdi. Neden o zaman kapatmadınız? Bakın işte 20 Eylül 2019'da Selahattin Demirtaş tutuklanıyor, gözaltına alınıyor veya davalar açılıyor. Niye 2012'de değil? Niye 2014'te değil? Niye 6 sene sonra? Çünkü siyasi konjonktür şimdi geldi. Ha bu şu demek değildir. Tekrar ediyorum. HDP masum, sütten çıkmış akkaşık bir meşru siyasi harekettir ve dolayısıyla kapatılmamalıdır. Hayır. Deliller sübut bulmuşsa, bağımsız yargı bu delilleri ortaya koymuşsa kapatılır. Ama maalesef Türkiye'de yargıyı harekete geçiren, şu yönde veya bu yönde harekete geçiren o hakimlerin vicdani kanaatleri olmuyor. Bugün de başka uygulamalarını görüyoruz işte. Dönemsel olarak oluyor. Son söz, Kürt sorunu bir demokrasi sorunudur. Ama demokrasi sorunu olduğu kadar da bir jeopolitik meseledir. Bunu kabul edecek Türkiye, etse de etmesi de bu realite. 1984-15 Ağustos'unda ilk saldırıyı, ilk terör eylemini başlattıkları gün Sovyetler Birliği'nin soğuk savaş şartları içinde kullandığı bir manivelaydı. Hafız Esad üzerinden Suriye'de konuşlanmış NATO'nun güney kanat ülkesini, kendisiyle sınırdaş olan bir ülkeyi destabilize etme, istikrarsızlaştırma araçlarının en önemlisiydi PKK. Sovyetler kullanıyordu, başka ülkeler de kullandılar. Bugün geldiğimiz noktada 2014 Ekim ayından itibaren Amerika'nın Pentagon'un silahlandırdığı bir örgüttür. Bu sefer de Amerika'nın kontrolünde Pentagon'a askerlik yapan bir örgüttür. HDP de onun maalesef siyasi uzantısı olarak hareket etmektedir. Bu manada 1914-18 döneminde Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeni tetiş örgütlerinin üstlendiği rolün aynısını bugünkü jeopolitik kavşak noktasında PKK yine Türkiye'ye karşı oynamaktadır. HDP de onun sözcüsü gibi davranmaktadır. Bakın bir son söz, 27 Ocak 2021 yeni. Birkaç ay önce Selahattin Demirtaş cezaevinden bir grup gazeteciye mektup gönderiyor. İşte kendi davasıyla ilgili bir sürü garabet durumu da, bazılarında haklı gördüğüm bir sürü garabet durumu da dile getirirken yine de diyor ki biz PKK'yı silahlı halk hareketi olarak görüyoruz. Hala PKK'yı bir terör örgütü olarak görmeyen bir siyasi hareket, siyasi parti genel başkanıdır. Silahlı halk hareketi olarak gördüğünü bugün bile söylüyor. Size göre bu zaten kapatılması için gerekçe. Yine de kararı hakimler verecek. Son bir cümle yorum isteyeceğim. Resul Tosun dedi ki kapatılmaması sürpriz olmaz. Çünkü dedi şimdi bir kapatılması atmosfer. Kapatılmaması mı? Kapatılmaması mı? İkisi, iki cümleyi de kurdu i̇kisi aslında. İkisi de. Kapatılması da sürpriz olmaz. Kapatılmaması da bana göre sürpriz yani olmaz. Yani kapatılmaması kapatılmaz, sürpriz olmaz. Size katılıyorum. Aynen söylediğiniz gerekçelerle. Ortada yasa var, anayasa var. Kapatılabilir. Ama Ali Fırat'ın söylediği bir şey doğru. Partiler hukuken kapatılmıyor. Siyaseten kapatıldığı için kapatılmayabilir de. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Yani öyle bir siyasetin her alanı kuşattığı ortamda yaşıyoruz ki. Daha açacağız. Yani. Siyasi etkilerini de soracağım Gürkan Zengin size. Bir...